Kıbrıs'la karşınızdayız. Herkese günaydın. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına odaklandık. İkinci vakalar, ikinci dalga, kısıtlamalar ve elbette reel ekonomiye, vatandaşa teşvikler, destekler. Tüm dünyada teşvikler tüm hızıyla devam ediyor. Hatta arttı biliyorsunuz. Hollanda'da 5 hafta, Almanya, İngiltere'de de yeni kapanmalar ve yeni teşvik paketleri açıklanıyor. Çünkü Mart'ta başlayan, 2020 Mart'ta başlayan salgın sanıldığı kadar kolay atlatılmıyor. Ekonomiler üzerinde derin darbeler yaratacağı aşikar. İşte bu yüzden de hükümetler teşvik paketlerinde daha cömert davranmak zorunda. Peki Türkiye dün ne açıkladı? Yeni teşvik paketinin içerisinde neler var? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları içerisinde Türk lirası tasarrufları teşvik etmek için mevduat hesaplarına getirilen stopaj indirimi Mart sonuna kadar uzatıldı. Burada dolarizasyonun önüne geçilmek isteniyor. Konaklama, yeme içme, yolcu taşıma sektörlerine getirilen KDV indirimlerinin süresi, iş yeri kiralamalarına getirilen KDV stopaj indirimlerinin süresi de 1 Haziran'a kadar uzatıldı. İş yeri kira olan esnafa 3 ay süreyle 500 ile 750 lira aylık kira desteği yapılacak. 1 milyon 239 bin kişiye 3 ay süreyle ile 1000 liralık ödeme yapılacak. Önlemlerin maliyeti kira desteği için 1.3 milyar lira olacak. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleriyle ilgili ödemelerin başvuru şartı aramaksızın 1 yıl süreyle ertelendi ve 925 milyon TL'lik turizm sektörüne bir katkı yapması bekleniyor bu hesaplamaların. Şimdi bunun elbette bütçe etkisi de var. Bunu da konuşacağız ilerleyen dakikalarda ama bol bol reel sektör nasıl karşıladı? Aslında fokusta onu ele alacağız. Birazdan Ahmet Öksüz olacak İTİB Başkanı. Hemen akabinde de TSKB Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Makbule Yönelmaya ile kira teşviklerini ve sonrasında da restorancılar için, yeme içme sektörü için bu dönem nasıl geçti? Onu da Turizm Restoran Yatırımcıları Derneği Başkanı Kaya Demirer ile konuşacağız. Vakit kaybetmeden gidelim hemen Ahmet Öksüz'e. Ahmet Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Yüzem Hanım. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir son dakikamız var. Onu da iletelim. Sonrasında hemen söz size aktaracağım. Bütçe rakamları geldi. Bütçe dengesi rakamları. Şu an arkadaşlar aldığı için göremiyoruz ama Kasım ayına dair bütçe rakamlarında 13.4 milyar TL fazla verdi hazinenin bütçesi. Önceki rakam 4.9 milyar TL açıktı. Dün Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında da yılı %4,5'lar ya da biraz altında bütçe açığı bölü gayri safi milli hasılayla kapatabileceğimize dair sinyal verildi. Biliyorsunuz son hedefler %4,9, %5'ti bütçe açığı konusunda. Ama dünkü açıklamalarda beklenilenden bir miktar daha sınırlı, daha az bir açıkla kapatacağımız öngörülüyor. Kasım rakamları da zaten buna işaret ediyor. Şimdi Ahmet Bey elbette bütçe kısmı önemli. Bunu ekonomistlerle ya da hükümet yetkilileriyle konuşuyoruz ama daha elzem, daha önemli olan bir şey varsa o da iş insanlarının, reel sektörün, özellikle de KOBİ'lerin desteklenmesi. Nasıl karşılıyorsunuz dün açıklanan paketi ve detayları? Evet Güzel Hanım, bu destekler çok önemli. Sanayi ve ticaret Türkiye'de kan kaybetmemesi gereken önemli sektörler. Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. İhracat keza o şekilde. Tabii pandemi döneminde hiç hesaplamadığımız, daha önceden hiç aklımıza gelmeyen güçlüklerle biz karşılaştık. O anda eksik çalışma ödeneği imdadına yetişti üreten sektörü. Bugüne geldiğimiz noktada tabii bizim sektörümüz biraz daha ayrıştı nispeten. İhracatçı bir sektör olduğumuz için Aralık ayında da %20 civarında bir ihracat artışıyla devam etmekteyiz ihracatımıza. Pandemi döneminde özellikle Avrupa piyasasının, dünya piyasalarının durması bize büyük kayıplar yaşatmıştı. Mart ortasından başlayan Mayıs sonuna kadar ki o dönemde %50 gibi bir küçülme yaşamıştık. Haziran'dan sonra ise sürekli artışla bugünlere geldik ki bizim o zamanlar hedefimiz %10 kayıpla yılı kapatmaktı. Bunu kendimize başarı adediyorduk. Sonra ilerleyen süreçte bunu %5 olarak revize ettik yıllık kayıp hedefimizi. Bugüne baktığımızda yaklaşık %4 civarında, hatta 4'ün de altına düşecek bir küçülmeyle bu yılı kapatacağımızı ben öngörüyorum. Çünkü bizim sektörümüz, siz de biliyorsunuz ki insanın temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Hele medikal tarafımız, bizim teknik tekstiller kısmımız oldukça etkindi bu süreçte. Onun dışında giyim bizim ikinci büyük zaten ihracatçı alt sektörümüz. Giyim kumaşları. Orada da İkinci dalganın etkisiyle şimdi biraz siparişlerde bir küçülme yaşadık. Özellikle Avrupa'dan, bizim ana pazarımızdan.
Fakat bu aşının da ben inanıyorum etkisiyle kısa sürede, önümüzdeki birkaç ay içerisinde tekrar bir normalleşmeye yavaş yavaş döneceğimizi ve 2021 yılında da bence rekorlara koşabiliriz. Yani yeter ki sağlık her şeyden önemli. İnsanların morali iyi olsun. Ahmet Çünkü Bey, bu bari işlerde moral çok önemli. pazarını nasıl canlı tutmayı başardık yani ihracat konusunda? Çünkü kısıtlamalar orada çok sert. İkinci dalga çok iyi. Mart'la kıyaslandığında daha fazla yasaklar devam ediyor. Hatta dün gelen Almanya'dan, Hollanda'dan, yine işte İngiltere'den yeni kısıtlamalar ve yasaklar var 5 haftaya aşkın. Burada hazır giyim ve tekstil sektöründe pazara ihracat yaptığımız rakamların büyümesi dediniz ya, %20 büyüme diye, neye borçluyuz bunu? Şimdi şöyle Güzel Hanım, tabii alt sektörlerimiz çok farklı davranış sergilemekte. Özellikle teknik tekstil tarafı, daha böyle rahat giyime yönelik kumaş üreten üreticilerimiz, yine hazır giyim üreticilerimizin işleri büyüdü biraz. Fakat daha klasik giyim tarafında üretim yapan kumaş ve konfeksiyoncularımızda tabii bir miktar sıkıntılar var. Çünkü siz de takdir edersiniz, insanlar daha çok eve çekildiler. İşte ev tekstili mesela bakıyoruz, artış kaydettiğimiz alt sektörlerimizden bir tanesi. Çünkü evdeki yaşam artıyor, artarak devam ediyor. Dolayısıyla tabii ki bizim de kendi alt sektörlerimizde farklı davranışlar sergilendi. Anladım. Yani Ama hazır genel giyimin olarak bana... içerisinde ev giyimi ve bunun yanı sıra aslında daha çok tekstil, giyimden ziyade tekstil tarafı güçlü diyorsunuz. Tabii yine giyimde de daha rahat giyim, örme kumaş dediğimiz kumaş grubumuzda artış var. İşte daha eşofman tarzı, rahat giyime yönelik kıyafetlerde bir artış Peki var. maske tarafı nasıl? Maske ihracatı? Maske tarafı aslında Türkiye'de biliyorsunuz hızlı bir organizasyon oldu ve bir sürü firmamız imalata yöneldiler pandemi döneminde. İlk zamanlar tabii büyük ihtiyaçtı. Öncelikle kendi insanımız için çok büyük bir ihtiyaç söz konusuydu. Ve ihracatta biliyorsunuz kısıtlama konmuştu. Ama bugüne geldiğimizde hala bu kısıtlama devam ediyor. Oradan bir örnek vermek istiyorum size. İlk 8 aylık rakamlara baktığımızda, bu Ağustos rakamları şu anda elimizde olan, Çin'in Avrupa Birliği'ne maske ihracatı 15 milyar dolar. Biz ise sadece 200 milyon dolarlık bir ihracat yaptık Avrupa Birliği'ne, ki bizim en büyük pazarımız biliyorsunuz. Buradaki kısıtlamalar hala devam ediyor. Bunu söylüyoruz, yani o gün için bu elzem olabilir ama artık bunu kaldırmamız gerekiyor. Çok orada daha, çok daha fazla ihracat yapabilirdik ama çok büyük rakamları kaçırdığımızı düşünüyorum. Çünkü hibe biliyorsunuz ek maliyet oluşturmakta. Artık maskenin fiyatları da uygun yerlere geldi. Her yerde bulunabiliyor. Fakat hala bu devam ediyor. Burada Sağlık Bakanlığımıza iş düşüyor. Yani buradan da ben seslenmek istiyorum. Artık lütfen hani sektörü rahat bırakalım. Sektör ihracatını gerçekleştirsin. Çünkü kapasiteler artık %100 dolu olarak çalışmıyor. Yani birçok firma gece vardiyasını kapattı öncelikli olarak. Şimdi de %50 kapasiteyle çalışıyor. O Siz de zaman takdir arz edersiniz. talebe yetişmiyor. Doğru anlıyorum, değil mi? Tabii arz çok daha fazla şu anda. Çünkü büyük Arzın talep kapasiteler mi? kuruldu. Türkiye iç piyasasından bahsediyorum. Türkiye iç piyasası için arzımız oldukça fazla. Yani Türkiye'deki talebin üzerinde bir kapasite söz konusu. Bunu ihracat yapmamız lazım. İhracat için de biliyorsunuz hibe gerekiyor. Yani 3 tane maske ihraç etmek için bir tane hibeyi üreticimiz teslim etmek zorunda Devlet Malzeme Ofisi'ne. Bu da maliyetin %25 artırıyor üreticinin. Dolayısıyla rekabet edemiyor, fiyat tutturamıyor, ihracat yapamıyor. Anladım. Tabii sektörlere göre ayrıştığı için ben özellikle sordum. Çünkü bazı sektörlerde de ürün tedariğinde sıkıntı var. Ham madde ithal edemiyoruz. Lojistik problemleri var. Tırlar yetişmiyor diye eleştiriler de var. Yani talebe yetişemiyoruz diyen sektörler de var. Ama spesifik bazı sektörlerde de demek ki arz fazlalığı var. O zaman şöyle değil mi Ahmet Bey? Bu döneme has her üretici için ayrı bir çözüm üretilmek zorunda. Yani siz mesela İTİP olarak sizin üyeleriniz içerisinde eminim kısa çalışma ödeneğine başvuran ya da kira desteği isteyen esnaf da var. Buna ihtiyaç duymayanlar da var. Biraz o dağılımdan bahseder misiniz? Sizin sektörünüz ne kadar teşviklerden yararlandı, ne kadar ihtiyaç duydu?
Tabii biz çok emek yoğun sektörüz biliyorsunuz. Onun için en önemli destek kısa çalışma ödeneğiydi. Biliyorsunuz biz 1 milyon istihdamı bu yıl başında açıklamıştık 2020 yılına girerken ve Cumhuriyet tarihi rekoruydu. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin yarattığı istihdam. Sonra pandemi döneminde tabii bir miktar kayıp yaşadık. 950 binlere düştük. Bu dönemde sektör oldukça faydalandı kısa çalışma ödeneğinden. Günümüze geldiğinde tekrar bir toparlanma oldu. Yani şu anda tabii yüzde olarak oran söyleyemeyeceğim ama bu çok azaldı. Yani eksik çalışma ödeneğinden faydalanan firma sayımız oldukça düştü. Çünkü bunu da rakamlardan görüyorsunuz. İhracatımızda bir artış oldu. İç piyasada biraz tabii sıkıntı var. Yani iç piyasada özellikle kısıtlamalardan dolayı perakende tarafında sıkıntılar oluştu. Hafta sonları kapanması, mağazaların saatlerin biraz daha kısalması, mağaza saatlerinin açılma saatleri ve kapanış saatlerindeki değişmeler. Perakende tarafı tabii bundan çok daha fazla yararlanmakta bizim sanayi, imalat sanayine göre. Zaten sanayi üretim endeksinde de bir önceki yılın aynı oranına göre baktığımızda biz tekstil olarak yine bir artış orada gerçekleştirdik. %11,9 oranında Türkiye ortalamasının %10 üzerinde bir artış söz konusu. Bu tabii büyük bir oranda ihracattan kaynaklanıyor. Yani firmalarımızın ihracata yaptığı üretimden kaynaklanıyor. Yoksa içerideki küçülmeyi hep beraber yaşıyoruz. Ahmet Bey, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için ve değerlendirmeleriniz için. Hemen sürede sınırlı olduğu için sırayla reel sektörden geri bildirimleri almaya çalışıyoruz. Bu açıklanan adımlar nasıl karşılanıyor diye. Makro Yönelme'ye gideceğiz. SSK ve Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü olacak karşımızda. Makro Hanım, hoş geldiniz yayına. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi gayrimenkul tarafındaki düzenlemeler, kira destekleri bunlara geleceğim ama ona gelmeden önce elbette bugün TÜİK tarafından açıklanan konut satış istatistikleri. Arkadaşlarımızla grafiği ekrana getiririz zaten. Kasım ayında aslında orada genel olarak trendde düşüş devam ediyor. Konut satışlarında düşüş sürüyor. Nasıl değerlendirirsiniz? Düşüş sürüyor Güzdem Hanım. %18,7'lik bir düşme var gibi gözüküyor ama tabii bence yine de 110-2000 bandı Kasım ayı için önemli bir band. Hani beklentim benim açıkçası bu konut kalitesi faiz oranları mertebelerinde toplam satışların bir miktar daha az gelebileceği yönündeydi. Demek ki hala konut talebi özellikle ikinci el tarafta ve ipoteksiz satışlarda hızlı şekilde dönüyor. İpotekli satışlarda çok önemli bir düşme var tabii. %20'ler mertebesine geri geldi. 24 bin adetler seviyesinde gerçekleşti ipotekli satışlar. Bu tabii iyi zamanlarda 40 bin, 50 bin adetlere kadar çıkıyordu normal koşullarda. Haziran, Temmuz ayında bunun da çok daha üzerindeydi. Her ne kadar ipotekli satışlar düşse de toplam hareketlilik anlamında ben açıkçası bu dönemi kıymetli buluyorum. Bunu da daha çok işte pandeminin de birazcık etkili olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan döviz getirisi olanların TL'ye dönerek gayrimenkul yatırımı yapmak konusunda istekli olabildiklerini anlıyorum bu rakamlara bakarak. Dolayısıyla ben yine de çok hareketli, en azından konut satışı, toplam satış olarak baktığımızda hareketli bir dönem geçmiş gibi görüyorum Kasım ayında da. Asıl düşüş aslında ipotekli satışlardan kaynaklandı diyorsunuz. Herhalde o da faiz hadlerinin geldiği seviyeden dolayı. Peki devam edecek mi sizce ipotekli satışlarda düşüş? Çünkü konut kredi faizlerinin şu an olduğu seviyenin daha yükselme ihtimali var mı? Hatta ben biraz o rakamları da sorayım size. Trendi, yıl ortalarında neredeydik? Merkez Bankası faizi artırdıktan sonra nereye geldik? Ve Aralık'ta da yine 1,5 puanlık faiz artışı bekleniyor. Şöyle yıl tabii 0,99 bandıyla başlamıştı Güzem Hanım. Pandemi olmasaydı 0,99'larla devam edecek gibi biz öngörülerde bulunuyorduk. Tabii pandemiyle beraber Haziran ayında hiç beklemediğimiz bir konut kredisi kampanyası geldi. 0,74'ler, 0,65'ler ilk el konutlarda, ödemesiz dönemler gibi, bir yıl ödemesiz dönemler gibi. Tabii böyle olunca hiç beklenmedik bir tepki çıktı ortaya ve gerçekten de çok ciddi gayrimenkul ve konut satışları yapıldı bu dönemde. Sonra bu kampanya bittikten itibaren işte Ağustos'ta, Eylül'de kademe kademe konut kredisi faiz oranları arttırıldı. 1,14'ler seviyesine çıktı ilk başta Eylül sonunda. Sonra kademeli olarak tekrar artış trendine girdi. İşte 1,20 1,25 derken şu anda 1,35'ler gibi bir tabela faiz oranımız var.
Bu artış trendi devam eder mi? Tabii faiz artışlarıyla paralel bu konuda. Dolayısıyla bundan sonraki Aralık ayında ipotekli konut satışlarında biz bir miktar daha düşme öngörüyoruz. Çünkü iş sayılarımızda, günlük gelen konut değerleme iş sayılarımızda bizim çok önemli düşmeler var Aralık ayında. Tabii bunda pandemi önlemleri de önemli kriter. Çünkü pandemi önlemleriyle konut kredisi talebi ve konut alımlarında çok doğrusal bir korelasyon var. Bunun Nisan-Mayıs aylarında da görmüştük. Çok önemli düşmeler, düşen sayılara şahit olduk Nisan-Mayıs aylarında. İşte Nisan'da 50 bin adet toplam satış yapılmıştı. Mayıs ayında 70 bin adetler seviyesindeydi. Sanki Aralık ayında da bu trende geri döneceğizmiş gibi görüyoruz. Herhalde mevduat faizindeki yükseliş de yatırım olarak konut alma iştahının önünde biraz, değil mi, törpü oluşturuyor. Tabii çok haklısınız. Bence de konut alımları en çok mevduat faiziyle yarışıyor. Ne zamanki mevduat faizleri artıyor, o zaman konut alımları azalıyor. Ne zamanki mevduat faiz oranları azalıyor, o zaman konut satışları önemli oranda artıyor. Aralarında çok önemli bir ters korelasyon var diyebilirim. Peki hemen buradan geçelim stopaja ilişkin düzenlemeler. Şimdi detaylara baktığımızda özellikle yıl sonuna kadar %20'den 10'a indirilen gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranı uygulaması süresi seneye 1 Haziran'a kadar uzatıldı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu sektör için nasıl bir destekli, teşvikti? Uzatılması aslında nasıl bir katkı sağlayacak? Yani ticari gayrimenkul kullanıcıları, kiracıları, biz de dahiliz buna, kiraladığımız şubelerde bu tarz teşvikler elbette ki bize bir fayda sağlıyor. Sektörde de genel olarak özellikle esnaf, dükkan sahibi, restoran sahipleri için mutlaka bir katma değer yaratılacaktır. Dolayısıyla bu destek 1 Haziran'a kadar uzatılıyor olması en azından bir nebze de olsa kullanıcıları, kiracıları rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Peki burada tabii kira desteği de zannediyorum ki önemli. O tarafa bakıldığında da özellikle detaylar içerisinde esnafa olan destek içerisinde tabii kiralar da, kira konusuna destek verilecek. Bu ticari gayrimenkulleri nasıl etkiler? O da daha çok gayrimenkul sahiplerinin değil de kullanıcıları etkileyecektir takdir edersiniz ki. Şimdi kullanıcıların bir kısmı faaliyet alanı olarak faaliyetlerini gerçekleştiremiyorlar. Uzunca dönem kapalı olan sektörler var. Şu andaki gelişmelere istinaden tekrar kapananlar var. Dolayısıyla buradaki her bir lira çok önemli. Bunu da en azından işte genel kira kullanıcıları için olumlu değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum ben açıkçası. Hatırlatalım, basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyan, onu da biraz soracağım size, ama iş yeri kiralarında olan esnafa 3 ay süreyle büyük şehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği verilecek. O zaman sektörün geneli için bir rahatlama sağlamıyor zannediyorum ki bu. Çünkü basit usule tabi olmanın şartlarını taşıyan deniliyor ve esnaf deniliyor Makbule Hanım. Tabii çok çok haklısınız. O yüzden esnaf diye özellikle belirtmiştim. Tabii hani çok vergisel bir konu, benim uzmanlık alanım olmamakla beraber. Genel itibariyle esnaf kategorisindeki kullanıcıları, gayrimenkullerdeki kiracı olanları ilgilendirecek bir konu. Burada da önemli olan, yani dediğim gibi her bir lira herkes için şu anda çok önemli. Dolayısıyla bu esnaf kategorisinde olan kullanıcılar için bir teşvik mekanizması anlamında olumlu değerlendirmekte fayda var. Peki bundan sonra özellikle ticari gayrimenkul tarafında zannediyorum ki, yanlışsam lütfen düzeltin, sıkıntı biraz daha büyük sanki konutla kıyaslandığında, AVM sahipleri, diğer gayrimenkul yatırımları. Nasıl bir düzenleme bekliyorsunuz? Yani mağazalarla zaten AVM'ler arasında anlaşmak güç oluyor kira ödeme konusunda. Öte yandan gayrimenkul yatırımı olan şirketlerde bir miktar iştah kaybı var. Ne gibi teşvikler olabilir, ne gibi destekler olabilir ya da olmalı? Yani oradaki teşvikler Güzem Hanım tabii birazcık daha gayrimenkul sahiplerini ve kiracıları iki kategoriye ayırarak değerlendirmekte fayda olabilir diye düşünüyorum. Gayrimenkul sahipleri açısından baktığınızda ticari gayrimenkullerine mevcut halleriyle kullanamayacakları garanti ise bence çok temel, çok üst ölçekten bazı değişiklikler gerekecektir. İşte ruhsat tadilatları gibi, imar ve planları gibi
Bu ancak o binaların evrilmesiyle, yeniden kullanılmasıyla, yeniden işlevlendirilmesiyle şekillenecek bir hayata doğru akıyoruz sanki. Yani şu gün itibariyle artık bir ofis projesini geliştirmek, sıfırdan inşa ediyor olmak çok makul, mantıklı ve feasible gözükmüyor. Dolayısıyla gayrimenkul kullanıcıları tarafında, gayrimenkul sahipleri tarafındaki teşvik mekanizması bence çok daha üst ölçekte temel değişiklikleri içerecektir. Diğer tarafta kimler var? Kullanan kiracılar var. Kiracılarda da işte şu anda gördüğümüz stopaj da bunun içinde, kira yardımı da bunun içinde. Tabii burada daha büyük işte AŞ niteliğindeki ticari gayrimenkul kullanıcıları da teşvik edecek, onları da destekleyecek mekanizmalar olması, işte kirasız geçen dönemler için ya da kira indirimleri için bir şey olması onları da çok rahatlatacaktır. Bunu ilk başlarda görmüştük tabii, özellikle Mart-Haziran arasındaki dönemler için. Burada hukuki düzenlemeler de bir miktar etkendir kuşkusuz ki. Diğer tarafta da teşvikler de bu anlamda önemlidir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ben teşekkür ederim. Evet, Makbule Önermay'ın görüşlerini aldık. TSK Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü. Şimdi hemen bir sonraki konumuza gidelim. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği TÜRİİT Başkanı Kaya Demirer olacak telefon attığımızda. Kaya Bey, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Maalesef tabii bu dönemden, pandemiden ve ikinci dalgadan en çok etkilenen sektörlerin başında geliyorsunuz siz de. Yeme içme sektörü, turizmciler. Dün açıklanan aslında destekler, nasıl karşılıyorsunuz bunu? En son kirayı konuştuğumuz için izninizle ben de onu sorarak başlayayım. Az önce Makbule Önermay ile de konuşuyorduk. Ticari taraf için de elbette pozitif olacaktır ama daha çok esnaf için olumlu dedi. Siz ne söylersiniz? Şimdi esnaf için olumlu olabilir. Olabilir diyorum çünkü benim başkanlığını yaptığım derneğin yapısı daha nitelikli restoranlara yönelik bir dernek. Şöyle izah edeyim. Ortalama 10 milyon lira yıllık cirosu olduğunu düşünürseniz benim üyelerimin, ki yaklaşık 2000 adet işletme var bizde, 2500 adet. %10 da bir kira mertebesi diye düşünsek 1 milyon lira yıllık kirası, 80 bin lira aylık kirası var. Siz hesabı yapın. Bize karşı, yani bizim tarafımızda bu kira desteğinin ne kadar olumlu anlamda etki yaratabileceğini, ama esnaf açısından önemlidir. Devletin kaynakları sınırlıdır. Onun için esnafa böyle bir yapılandırmayı yanlış bulmuyorum ama yani bizim küçük için işletmelerin bir yaşatılması, küçük işletmelerin, küçük kafelerin, işte büfelerin, küçük restoranların, daha butik, bunların yaşatılması ama daha büyük aslında restoranlar için çok daha etkin olmadığını düşünüyorsunuz. Şimdi evet, çünkü bakın istihdam dedik. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da istihdamı çok altını çizerek kullanıyor. Bu söylediğim işletmelerin ortalama 80 ile 100 kişi arası her bir işletmesinde, her bir şubesinde çalıştırdığı kişi var. Böyle baktığınız zaman istihdam rakamı da bu tarafta, gelirin de büyük kısmı bu tarafta, verginin de, ödenen verginin de büyük kısmı bu tarafta. Ama ben şöyle bir yorum yapayım. Bakın KDV indiriminin devam etmesi önemli bir, olumlu bir gelişme. Çünkü bu zamları öteliyor, erteliyor. Yapılmayan, bir yıldır yapılmayan zamları erteliyor ki döviz kuru bu kadar yükseldi 2020 yılında. Ama sektör 2,5 ay Mart-Haziran arası, 1,5 ay 18 Kasım yıl sonu arası 4 ay 2020'yi kapalı geçirecek. En az 2 ay saat 22 kısıtlamasıyla, yani yarı performansla geçirdi. Böyle baktığınız zaman cirosunun %40'ını ancak bu sene gerçekleştirmiş bir sektörü konuşuyoruz. 2021'e ümitli giremiyoruz. Aşıyı bekleyeceğiz. Dolayısıyla %60 daralmayla mı kapatacak sektörü? Evet, evet, aşağı yukarı 50 ile 60 arası. 2021'e de kaç ay kapalı kalarak girdiğimiz belli değil. Şimdi bu tabloyu önünüze aldığınız zaman bu sektörü, kimse darılmasın ama bu sektörü ayrıştırmak ve bu sektöre özel suni teneffüs yaratmak şart. Dün turizmciler için verilen bir yıl boyunca erteleme, kamu kiralarında, ecimisillerde, özel izinlerde, tahsislerde önemli bir destek bence. Şimdi bunun yeme içme sektörünün de kamu mallarında aynı şekilde kapalı kaldığı dönem alınmayıp açık olduğu 2021 yıllarını bir yıl ertelemek bir nefes aldırır. Ama az sayıdaki işletmemiz, fakat önemsiyoruz. Ama ben size bakın, kalan kısıtlı saatimde şunu söyleyeceğim. Kaynak kıtsa, sınırlıysa, devletin yapabileceği şu anda yeme içme sektörüne en önemli fayda
kredi faizlerinin yüksek olan kısmını üstlenmek, tek haneli kredi faiziyle hem kamuya hem özel sektör bankacılığa en az 2 yıl, bakın 1 yıl da değil, en az 2 yıl ödemesiz 5 yıllık yeme içme sektörüne ve turizme kredi tanımlandı. Yani şu an acil bir nakite ihtiyaç var anladığım kadarıyla. Evet, çünkü ama nakit bu faizlerle yok. De nakite erişmek yani evet, faizlerle evet, zor evet. Hem de zannediyorum ki bankalarda değil mi teminat mektuplarıyla işi biraz daha şimdi bakın, riske almak teminat istemiyor. Mektubu, bilanço, sicil bunları Cumhurbaşkanımız Mart ayında unutun dedi. Cumhurbaşkanımız diyor ama bankacılık sektörü arkada başka bir şey uyguluyor. Yani ya burada artık kaçarı yok. Yani biz sesimizi en yüksek noktada çıkaracağız. Sıfır gelir olan bir sektörde paket servisi falan geçin %3'ü 4'ü geçmiyor sektörün boyutunu. Bakın yıllık 2019 yılının cirolarının %20'si kadar bir kredi açılması lazım. Bir hesap yapacağım çok kısa. 135 milyar TL 2019 cirosu var bütün yeme içme sektörü. %20'si 25 milyar yapar, 26 milyar. Bu 26 milyarlık bir kredinin devlet tarafından %10'luk faiz oranının üstlenilmesi demek, 2 yıl boyunca üstlense devlet, çünkü ondan sonra zaten tek haneli enflasyona ve faiz oranlarını indireceğini hedefliyor devlet. O zaman konuştuğumuz para 26 milyarın %10'u 2,5 milyar, 2 yıllık bir kredinin ortalaması 1 yıl dediğinizde yeme içme sektörü için gerekli devletin kasasından çıkacak kredi faiz desteğinin maliyeti 2,5 milyar. 2 yılın toplamı milyarda, yani yıllık yaklaşık 1,5 milyar. Evet, şimdi bakın yani 24 aylık bir ödemesiz sürenin ortalamasını 12 ay aldım. %10'u 1 yıl diye aldığımda 2,5 milyarı buldum. 25 milyar da turizme destek verilirse krediyle aynı şartlarla herkes tek haneli krediyi şu anda koşa koşa alır. 2 yıl ödemesiz süreyle zamanı satın alır. Bu pandemiden çıkarken süreyi satın aldığı için panik olmadan üretken bir vaziyette hayatına Mart, Nisan ne zamansa aşılarla birlikte başlayacağımız dönem daha rahat başlar. Bence devlete en az maliyetle en çok fayda, kurtarılması gereken istihdam ve sektör kurtarması için istikrar istihdam ve ihracat için turizmin ihracat kalemini evet. Düşündüğünüz zaman böyle bir bütçe diye düşünüyorum. Kaya Bey, sürenin sonuna geldik ama şunu merak ediyorum. İflas ve kapanan şirketler yüzde kaçtır sizce sektörde? Şimdi onlar ancak açıldığımızda belli olur. Açamayanlar kapanmış olacaktır. Hı-hı. Çünkü iflaslar çok yüksek seslerle gitmez. Zaten iflas ertelemeler var, doğru. İflas erteleme başka bir şey. Yani şu anda iflasın önü tıkalı değil. İcra takipleri ilk pandemide durduruldu. Bu sefer durdurulmadı. Ancak adli magazincileri, medya mensupları yakalayabilir onu. Ama açıldığımızda göreceğiz. Bu söylediğiniz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Çok özür dileyerek bir ekleme yapayım. Tedarikçiye uzanan yolda tedarikçinin de nefes alması için bu söylediğim miktarlar ve bu söylediğim rakamlarla kredilere destek devletin şu anda sınırlı kaynağıyla yapabileceği en iyi adım olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz Kaya Bey. Çözüm önerilerinizi paylaştığınız için kısa bir yere gideceğiz. Aranın arkasından bu açıklanan adımlar acaba piyasaları ne kadar rahatlatabildi konuşacağız. Evet, Fokus'a devam ediyoruz. Cuma hoş geldin. Hemen bir deniz yatırıma gidelim. Bakalım nasıl görüyorlar piyasayı. Ufuk hoş geldin. Yayına söz sana verelim. Ufuk duyabiliyor musun? Evet, şimdi duyuyorum. Evet, dinliyoruz seni. Merhabalar. Dün itibariyle baktığımız zaman Amerikan endekslerinde bir geri çekilme mevcuttu. Bununla beraber Amerikan endekslerindeki geri çekilmenin bu sabah future'lara baktığımız zaman yukarı yönde bir tepki alımına bıraktığını görüyoruz. Aslında seansında da birazcık risk off modun öne çıktığını görüyoruz. Yavaş yavaş Noel tatili sebebiyle yurt dışı piyasalarda işlem hacimlerinde azalma ve yavaş yavaş kar satışlarının geldiğini görüyoruz. Yine dolar endeksi tarafına baktığımız zaman dolar endeksinde de ciddi bir kısa yönlü pozisyonlanma vardı. Dün itibariyle burada hafif de olsa bir tepki hareketi gördük. Burayı yakından takip etmekte fayda var çünkü disk iştahını buradan ölçmeye devam edeceğiz. 8 Aralık'tan beri Amerika endeksindeki yukarı seviyeleri hala görmüyoruz ama
Önümüzdeki dönemde risk iştahının biraz daha azalarak devam edeceğini öngörüyoruz. Bizim tarafta, içeri tarafta dolar TL'ye baktığımız zaman dün 7.92 seviyesinin altında kapanışla beraber bugün 7.85'ler seviyesindeyiz. 7.70-7.90 bandının önümüzdeki dönemde gündemde olabileceğini söyleyebilirim. Yine işlem hacimleri biraz daha az olacaktır. Endeks tarafına baktığımız zaman da 1370-1400 bandının korunacağını düşünüyoruz. Bu da kar satışları artık normal. Çok fazla ciddi bir geri çekme beklemiyoruz. Hala Türk varlıklar tarafında pozitif görüşümüzü korumaya devam ediyoruz. Ufuk, çok teşekkürler aktardıkların için. Cumhur, az önce bütçe rakamları geldi. Hemen sözü sana vereyim. Arkadaşlar grafiği de bulursa. Bir de dün Cumhurbaşkanı Erdoğan 4.5'un altında olabilir dedi galiba bütçe açığı için. Yanlışsam düzelt. Şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi her türlü yapılacak olan tahmin şu aşamada iyi niyetli bir söylem olacak. Çünkü salgın nereye doğru gideceğini bilmiyoruz. Dün doğru bildiğimiz şey bugün yanlış çıkabiliyor. Yarın da belki daha fazlasına ihtiyaç olacak. Ama bu noktada hani şunu söyleyebiliriz. Biz Kasım ayının bütçe rakamlarını gördük. Hani o rakamlarla ilgili olarak yılın bir ilk ayında biz işte Merkez Bankası kar transferiyle birlikte bir artı görmüştük. Ondan sonra vergi dönemlerinde geçişmeler, ertelemeler oldu. Yine bu salgınla ilgili olarak baktığımız zaman hep bunları şöyle bir potada erittiğimizde evet bizim bütçemiz geriye dönüp baktığımızda %3'lük bir kırmızı çizgimiz vardı. Ama salgın bütün dünyadaki ülkelerde gelişeni hiç ayırt etmeden bu noktada destekleri beraberinde getirmesi gerekiyordu. Ve yılın 3. ayı olarak hani Ekim'de 4.9 milyar TL'lik biz fazla gördük. Ama hani hep biliyorsun geçtiğimiz senelerle bir karşılaştırma yapıyoruz. Buradan karşılaştırmayı şöyle söyleyebiliriz. Bizim şimdi hani Ocak-Kasım olarak değerlendirdiğinde 132 milyar TL'lik bir açık vermişiz. Geçtiğimiz sene bu rakam 93 milyar TL. Yani biz şu anda mesela konuştuğumuz rakamlar belki hani buradaki atılan adımları da işte geçtiğimiz sene her şey aynı kalsaydı yine bir 40 milyarlık fark var dikkat edersen. Şu anda belki sektörlere 2-3 milyar TL bile can suyu olabilecekken bu döneme kadar biz belki de salgın bu kadar devam etmez. Bundan sonrası için hani kısa vadeli çözüm bulalım. Önümüze rahat rahat bakarız. İşte ciroları, perakende sektörü, hizmet sektörü veya diğerleri zaten önümüzdeki dönemde bu salgın kalıcı olmazsa yolumuza devam edebiliriz demiştik. Ama burada oyun planı hemen hemen kimsenin tutmadı. Sadece hisse senetlerine yatırım yapanlar belki bu konuyla ilgili mutlu oldular bu döneme kadar ama politika yapıcılar maalesef salgının uzayan etkilerinin bu noktada faturasıyla baş başa kalmış durumdalar. Dolayısıyla bundan sonrası için de işte dün gelen destek paketlerini gördük. Devamı ve işte birebir olarak reel sektörün nabzını burada tutuyorsun, piyasa hattında tutuyorsun. Talepler gelmeye devam edecektir. Ama bunun da bir maliyeti olduğunu, bu artan maliyetin hazinenin borçlanmasında zaten miktar olarak yukarı doğru bir ivmesi vardı. Bu devam ediyordu. Şimdi bir de tabii teşvikler bu şekilde artacak olursa risk primimiz aynı yerde kalsa bile sen işte CDS'inde veya 10 yıllık tahvil faizinde bir yükseliş görebilirsin. Ama tabii bunu eğer her zaman olduğu gibi piyasaları kırarak bakacak olursak eğer mesela Borsa İstanbul 100 Endeksi bu desteklerden hani harcama artacaksa bir miktar gelir desteği olacaksa şirketler işte iş faaliyetlerine önümüzdeki dönemde devam edip kapanmalar az olacaksa borsa bu hikayeyi sevebilir. Yani sonuçta geldiğimiz noktada da Borsa İstanbul 100 Endeksinde mesela bugün yine hareketli hisse senetlerine baktığın zaman BİM'i görüyorsun, bankaları görüyorsun. Cumhur, burada şunu merak ediyorum ben. Sence faiz baskısı olacak mı bütçe açığına ilişkin endişeler artarsa mevcut teşviklerle beraber? Yoksa bu açıklanan teşvikler bütçeyi çok fazla bozmayacağı için yeni bir faiz baskısı getirmez mi? Çünkü bir yandan Merkez Bankası'ndan sıkılaşma bekleniyor. Bir yandan da... Çok doğru bir yere bastın. Şimdi evet. Hani faiz para ve mali politikaları eş güdüm ve faiz etkisini şimdi sorayım. Şimdi bunları belki böyle sıralarsan eğer mesela buradaki artan arz baskısının belli noktalarda biz zaten önümüzdeki dönemde çevireceğimiz iç borç stoğundan okuyabiliyorduk. Ama senin orada parmak bastığın yer daha önemli. Bizim enflasyon görünümümüz ve oradaki o makul reel faiz nerede ne şekilde olacak
O önemli. Mesela tabloyu yansıttığımızda yine OAS üzerinden okuyacak olursak eğer önümüzdeki toplantı için 200 bas puanlık faiz 200 var şu anda. Yani şu anda baktığında PPK birinciden ikinci toplantıya giden OAS'in fiyatladığı 16.80 gösteriyor terminal. İkinci toplantıdan üçüncü... Ya tabii ki üçüncü... faiz düşmanlığı yapmak istemiyorum her seferinde. Fiyat istikrarı neyse gereği yapılmalı ama zaten 15'te bir politika faizi var. Yani onun mesela... Reel faizinde var şu an pozitif tarafta. Yani 2-2,5 puan mı şu an? Ne kadar bir reel getiri veriyorsun? Tabii şu anki mevcut şeye bakacak olsan 14'te bir gerçekleşmem var. Politika faizi 15'teyse senin şu anda 100'e gelmiş durumda. Mesela ama şimdi ekspos egzante daha da yüksek. Tabi ama şimdi mesela 12 aylık tarafa gidecek olursan eğer bununla ilgili olarak yani bütçe dengesi de evet işte tablo esasında hani beyaz gösterdiğimiz 2019 turuncu ile gösterdiğimiz 2020 salgının zaten net etkisini Mart ayındaki kırılma net bir şekilde ortaya koyuyor. Zaten bu döneme kadar ekonomik yöneticilerin politika yapıcıların bütçe dengesiyle ilgili tırnak içinde söyleyeyim belki şu son 3-4 yılı çıkartacak olursan eğer bütçe konusundaki kararlı tavırları hep vardı. Biz bu ne zamanki işte o seçim veya farklı unsurlardan dolayı bütçeyi zorlamaya başladık, mali politikayı zorlamaya başladık. Zaten bu kendisini CDS üzerinde de dolar Türk lirası üzerinde de hissettirmeye başladı. Dönelim hani senin soruna. Evet şu an mesela %14 ama Mart'ta Nisan'da bunun %15, %16'ları görmesi hani bekleniyor bu noktada enflasyonun. O yüzden de şu konjektür içerisinde fiyatlara girmiş olan, bak benim beklentim demiyorum ama piyasa üzerinde şu aşamada dengeyi oluşturan beklentiler de bunu gösteriyor. Çok değil, şöyle bir 24 saat bekleyelim, saat 15 Aralık, yarın 11.45 muhtemelen Naci Abal bu dakikalar itibariyle sunumunu bitirmiş olur. İşin içerisinde soracak mesela sadece sunum olsaydı derdi ki mesela bu para politikası ile ilgili bir sunum değil daha döviz ve likiditeyi anlatan bir yol haritasıdır derdi ama işin içine soru cevap olduğu için işin ve katılımcılar sanal ortamda olacak. Mesela Ankara'da ya da İstanbul'da değil. Mesela şimdi Ankara toplantılarını düşün katılımcı sayısı az oluyordu. Geçtiğimiz enflasyon raporunu düşün. Orada da Covid ile ilgili olarak yine katılmazdı ama bu sefer video konferans üzerinden olacak. Ben ilginin fazla olmasını bekliyorum. Duyumlar da ona işaret ediyor. Muhtemelen para politikasına ait bir soru gelecektir. Cevabını da veya ipuçlarında yarın görürüz. 1 Kasım enflasyonuyla her şey değişti. Merkez Bankası'nın faiz artırım döngüsünün sonuna geldik diyen yabancı kurumlar, TCMB'den artık faiz indirim diyen kurumlar yeniden yönünü faiz artışına ve sıkılaşmaya çevirdi. Çünkü özellikle gıda, hissedilen enflasyon ve devam eden dolarizasyon ve elbette rezervlerin yerine konulması gerekiyor. Merkez Bankası'ndaki eksi rezervler ancak portföy akımıyla şu an en acil bir şekilde yerine konulabilir. Bunun için de demek ki mevcut reel getiri yeterli değil ki ekonomistler yine faiz artışı bekliyor. Gidelim yurt dışı piyasaları konuşalım. Petrol piyasaları direktörü var. IHS Market'ten Spencer Welch olacak karşımızda. Hi Spencer. Merhaba Spencer. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Gördük ki petrol artmaya devam etti. OPEC toplantısının ardından dün de artış yaşandı. Bunun, bu hareketin arkasındaki sebep nedir? Well, the moment bakın şu an petrol piyasası çok kırılgan bir şekilde dengelenmiş durumda. OPEC toplandı. Konuştukları şey arz kesintisi seviyesini Ocak'ta da devam ettirip ettirmemekti. Teoride zaten kademeli olarak bu arz kesintisini azaltmaları gerekiyordu ve 2 milyon varil daha fazla arz yapmaları bekleniyordu teoride Ocak'ta ve bu petrolün şimdi daha kademeli bir şekilde artırılması bekleniyor. Arz kademeli olarak artırılacak. Şu an 50 dolar civarındayız varil başına. Pekala Spencer, ülkeler farklı stratejiler izliyor. Bu koronavirüs vakalarıyla mücadele edebilmek için mesela Almanya'da çok fazla kısıtlama uygulanıyor. 10 Ocak'a kadar Londra'da da aynı şekilde bir kez daha kapanma durumu var. Ne düşünüyorsunuz? Bu son haberler sizce petrol fiyatlarını etkiler mi? Well, I think that we bence oil demand at the moment petrol talebi şu an için hala yaklaşık olarak geçen yılki aynı dönemle kıyaslandığı zaman %10 düşük. Hem kısıtlamalar yüzünden hem de koronavirüs yüzünden. Yani günlük 10 milyon daha az bir talep olduğu anlamına geliyor petrol için geçen yılla kıyaslandığı zaman. Aşı olana kadar, aşı
etkili olup bütün dünyaya yayılana kadar petrol talebi artmayacak. Çünkü o zaman ancak daha fazla insan aracına binip gezecek, uçağa binip bir yerlere gidecek. Belki de ilkbahara ya da yaz aylarına kadar, 2021'in yaz aylarına ya da ilkbahar aylarına kadar petrol talebinin geri geldiğini görmeyebiliriz. Bu sırada da OPEC'in ve müttefiklerinin gönüllü bir şekilde arzı aşağıda tutması gerekebilir piyasaları dengeleyebilmek için. Çünkü şu an mümkün olduğu kadar üretmeye çalışıyorlar. Bunu yapacak olurlarsa, yani üretebilecekleri kadar üretirlerse 30-40 dolara kadar düşecektir petrol fiyatları. Çok dikkatli olmaları gerekiyor. Şu an bir ipin üzerinde yürüyorlar diyebilirim. Piyasaları dengede tutmalı gerekiyor onların. Pekala, son olarak sormak istiyorum. Spekülatif fiyatlar görüyoruz beklentilere göre. Ne zaman reel bir talep göreceğiz sizce? Evet. Petrol kısaca 50 doların üzerine çıktı. Çok daha üzerine çıkmadı, ancak 6 aydır zaten 40 ile 45 arasında gidip geldiğini görüyoruz. Yani 50 dolara gitmek varil başına büyük bir değişiklik oldu. Ancak şunu söyleyebilirim, çok erken fiyat toparlanmasının olmasını söylemek için çok erken bir dönemdeyiz. Koronavirüs bile zaten kış aylarında yaz aylarıyla kıyaslandığı zaman daha az talep olur petrole. Hem de şimdi buna koronavirüs durumu eklenmiş durumda. Şimdi yaz aylarına gidene kadar, aşı etkili olana kadar, insanlar daha fazla gezene kadar, seyahat edene kadar beklememiz gerekecek. O da yaz ayları demek. Ancak o noktada varil başına 50'nin üzerinde kalır. Spencer Welch, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler Cumhur aktardıkların için. Yeniden tatile çıkabileceğin günleri işaret ediyor. Evet, umarım bir an önce gelir o günler. Fokus'u noktalıyoruz. Bir sonraki buluşmamız 14'te piyasa saatinde. Hoşçakalın.